Yıldız'da Galatasaray Başkan Yardımcısı Yusuf Günayver. Öncelikle hayırlı olsun diyelim. Beşinci turdan girdiniz ve aslında bir deplasman değil, İstanbul takımı geldi. Tuzla Spor'la eşleştiniz. Evet, İstanbul'dayız. İlk maç kendi evimizde. İkinci maç Tuzla Spor sahasında olacak. Hayırlı olsun diyelim. Hakikaten kazansın. Peki, aslında Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş, Trabzonspor, bu dört büyüklerin Ziraat Türkiye Kupası'nda ilginç istatistikleri var. Bazen çok ilginç takımlar elenebiliyor. Sizin var mı böyle bir tereddütünüz? Tuzla Spor'da güçlü bir İstanbul takımı aslında. Tabii Kupa, Türkiye Kupası denilince ilk akla gelen Galatasaray biliyorsunuz. Hem ilk 1962-63 yılında ilk oynanmaya başlanmış ilk sezon, hem de son sezon 2018-19. Kupayı müzemize biz götürdük. Galatasaray 18 kez Türkiye Kupası'nı kazandı. En yakın rakibinin iki misli bu rakam. Sonuçta tabii ki bir maç varsa galibi önceden belli değil. Sahada oynanarak kazanır. Tuzla Spor'da iyi bir takım. Daha önce de eşleşmelerimiz olmuştu. Bu seneki amacımız daha önceki yıllarda olduğu gibi tekrar Türkiye Kupası'nı müzemize götürmek. Peki Galatasaray'da önümüzdeki bir Real Madrid maçı var. Şu anda Galatasaray kafilesi orada. Siz burada, siz de gidecek misiniz Galatasaray? O maçla ilgili de bir şeyler söylemek istiyorum. Bugün kura çekim için ben kaldım. Gidemedim. Tabii kalbimiz Madrid'de. Bugün bizim için önemli bir maç var. Galatasaray için uluslararası müsabakalar çok daha anlamlı ve özel müsabakalar. Geçmişte olduğu gibi bize pek çok başarılar sağlayan, Türk halkını sokağa döken Galatasaray bugün yine aynı ruh ve aynı konsantrasyonla sahaya çıkacaktır. Beklentimiz çok iyi. İnşallah iyi bir neticeyle sahadan ayrılacağımızı ümit ediyoruz. Peki bir de özel bir soru daha o zaman gelsin size. Falcao çok tartışmalı bir şekilde Türkiye'ye geldi. Gelecek mi gelmeyecek mi? En sonunda geldi ama geldi. Bir iki maç sonrasında sakatlığı ve sonrasında iyi ama oynamak istemiyor dedikoduları. Daha sonrasında kulüpten yapılan açıklamada da evet bir sakatlığı var, tedaviye gidecek. Şu anda Falcao'nun durumuyla ilgili son gelişme ne? Tabii Falcao çok popüler bir futbolcu. Dünyada sayılı golcülerden bir tanesi. İsim üzerine pek çok spekülasyonlar yapılabiliyor. Bizim gözümüzden Falcao şu, çok yetenekli olduğu kadar çok karakterli de bir sporcu. Galatasaray'ı kendisi isteyerek, severek bir aşkla geldi. Ancak her futbolcunun başına gelebileceği gibi bir sakatlık yaşıyor şu an. Bu sakatlık da artık iyileşme, tedavi sürecinde sona yaklaşıldı. Sahalara döndüğü an Türk futboluna, sadece Galatasaray değil, Türk futboluna da önemli katkıları olacak. Çok önemli bir değer. Oynamak istemiyor gibi şeyler asla Falcao için doğru olamaz. Öyle bir karakterde bir insan değil. Zaten Türk halkı kendisine yakinen gördüğü zaman ne derece bir değer olduğunu da anlayacaktır. Şimdi Şampiyonlar Ligi'nde oynayamıyor. Peki Ziraat Türkiye Kupası'nda Fatih Terim şans verirse iyileştiği önümüzdeki dönemde oynatabilecek mi? Yani Ziraat Türkiye Kupası'nı ATV ekranlarında, A-Spor ekranlarında izleyebilecekler mi Falcao'yu? Bunlar tabii spekülatif şeyler. Buna cevap vermeyeyim. Elbette ki teknik heyet nasıl arzu ederse futbolcular ona göre hareket edecektir. Çok teşekkürler yanımıza katıldığınız için. Ben teşekkür ederim. Başarılar dilerim. Sağ olun. Evet, tekrar sözü size bırakalım Ali Barensel. Evet, Göktuğan Argın'a bu özel röportaj için çok teşekkür edelim. Sayın Başkan Yardımcısı'nı bekletmemek için hemen pası oraya attık. Tabii bundan böyle çarşamba ve cuma günleri akademisyen ve aynı zamanda yazar Sema Tuğçe Dikici ile birlikte olacağız. Yayını birlikte götüreceğiz. Hoş geldin. Hoş bulduk tekrar. Tuğçe, şöyle yapalım o zaman. Bir Galatasaray'la başlamışken Madrid'e de gidelim, İspanya'ya gidelim. Olur. Emre Kaplan bizleri bekliyor. Galatasaray Real Madrid maçı öncesi, daha doğrusu Real Madrid Galatasaray maçı öncesi sarı kırmızılı cephede neler oluyor? Eflatun beyazlı cephede neler oluyor? Zidane topun ağzında. Galatasaray bugün neler yapabilir? Muhtemel kadrolar nedir? Onları öğrenelim. Emre Kaplan hazır Madrid'de bizleri bekliyor. Emre, Madrid'de son gelişmeler nedir? Dün yağmura yakalanmıştınız ama bugün galiba Madrid'de güzel bir hava var.
Bugün biraz daha şanslıyız Ali Baransel. Dışarı çıktığımızdan itibaren genel itibariyle güneşli bir hava bizi karşıladı ama İstanbul'a kıyasla oldukça soğuk olduğunu söyleyelim havanın. Şu an itibariyle yaklaşık 12-13 derece hava sıcaklığı. Maçın oynanacağı Türkiye saati 23, yerel saat 21'de ise bu sıcaklığın 8-9 derecelere kadar gerilemesini bekliyoruz. Şu anda Mercado San Miguel'in tam önündeyiz. Buranın geleneksel yerlerinden, Madrid'in önemli kültürel simgelerinden bir tanesi. Peki Mercado San Miguel nedir? Bunu çok kısa anlatmak istiyorum. Buranın yöresel ürünlerinin satıldığı, genel itibariyle İspanya'da çok yaygın olan tapas kültürünün de yaşatıldığı, insanların hem alışveriş yapıp hem de içerisinde yiyip içip gayet güzel vakit geçirebildikleri bir nokta. Aslında Beyoğlu'ndaki balık pazarına da biraz benzetebiliriz ama tabii buranın kültürüyle daha farklı bir noktaya gelmiş durumda diyelim ve Galatasaray'la ilgili hemen son durumu paylaşmaya gayret edelim. Galatasaray'da bu karşılaşma öncesinde az önce Sayın Yusuf Güney Göktuğan Argın'ın da sorduğu gibi Radamel Falcao'nun eksikliği hissediliyor ki uzun süredir tedavi süreci devam ediyor Falcao'nun. O Madrid'de, hatta takımdan önce Madrid'e geldi ama mücadelede forma giyemeyecek henüz. İyileşme süreci devam ediyor, tedavi süreci devam ediyor. Dün son antrenmanda takımı takip etti, takımı izledi, takıma destek verdi bir yandan da. Ve bugün itibariyle de Bernabeu'da, Santiago Bernabeu'nun tribünlerinde olacak ve karşılaşmayı tribünlerden takip edecek. Aynı şekilde Şener Özbayraklı'nın sakatlığı var Galatasaray'da ve Nagatomo ile ilgili de aslında Fatih Terim'in altını çizdiği bir nokta vardı. Durumuna bakacağız dedi dün son basın toplantısında, antrenman öncesinde, ama antrenmanda basına açık bölümünde yaptıkları görüşmeyi takip edebildik. Nagatomo'nun olumlu sinyaller verdiğini ve bugün oynayabilecek durumda olduğunu biz gözlemleme imkanı bulduk. Tabii ki sağlık heyeti son kontrolleri yapacak ve son kararı verecektir ama görünen tabloda Nagatomo kadroda olacak gibi gözüküyor. Hemen muhtemel 11'i paylaşalım. Galatasaray nasıl bir kadroyla sahada olabilir? Bunu ifade etmeye çalışalım. Öncelikle dizilişten başlamak lazım ki Paris Saint-Germain ve Real Madrid maçlarında gördüğümüz üçlü savunma düzenini yine Galatasaray'ın bu karşılaşmada uygulamasını bekliyoruz. Evet, evet, bağlantıda bir kesilme oldu. Teknik bir arıza, zaman zaman 4.5G'de bunları yaşıyoruz. Şimdi Emre Kaplan muhtemel kadroları verecektir. Biz ekrana verelim, barkodumuza verelim. En azından onun üzerinden de konuşuruz Tuğçe. Muhtemel kadrolar bir ekrana gelsin. Geliyor muhtemel kadrolar. Evet, evet. Galatasaray bu akşam Real Madrid karşısında bu 11'le mi çıkacak acaba? Büyük ihtimalle de bu 11'le çıkacak gibi gözüküyor. Muslera, Luindama, Donk, Marcao, Mariano, Lemina, Enzonzi, Nagatomo, Belhanda, Andone ve Babel 11'iyle Galatasaray'ın bugün Real Madrid karşısında olması bekleniyor. Bir de Real Madrid'e bakalım. Real Madrid'in muhtemel 11'ine göz atalım. Eflatun Beyazlılar bakalım Galatasaray karşısında nasıl bir 11'le çıkacak? Teknik direktör Zinedine Zidane, kalede Courtois, savunmada Carvajal, Varane, Ramos, Marcelo, orta sahada Modric, Toni Kroos, Casemiro, Rodrigo, Hazard ve ileride Golea da Benzema olacak gibi gözüküyor. Ve tekrar Madrid'e gidelim. Emre Kaplan bir kez daha karşımızda. Emre, biz muhtemelleri verdik. Bir kez desen tekrarla, asıl formasyon önemli, diziliş önemli. Onu tekrar sana bırakayım ben. Evet Ali Baransel, küçük bir teknik aksaklık yaşadık. Hemen devam edelim kaldığımız yerden. Dediğimiz gibi aslında üçlü savunmayla tıpkı ilk Paris Saint Germain mücadelesi ve İstanbul'da oynanan Real Madrid maçı gibi bir diziliş bekliyoruz Galatasaray'da. Donk, Luindama ve Marcao şeklinde dizilen bir savunma. Mariano, Nagatomo hem kanatlarda hem de top rakipteyken aslında yine savunmanın beklerini oluşturacak ikili olacaklar. Orta sahada Enzonzi ve Lemina, Belhanda, Babel ve Andone ise gol ayakları olacak Galatasaray'ın. Bu şekilde sahaya dizilmesini bekliyoruz sarı kırmızıların. Buradaki atmosferden de bahsetmekte önem görüyorum. Çünkü gerçekten Galatasaray taraftarlarının çok yoğun bir ilgisi var. Burada özellikle tarihi ve turistik mekanları gezerken zaten İspanyolları çok fazla görmek mümkün değil buranın doğası gereği, ama sadece Türk taraftarlar ve sadece sarı kırmızılı formalı taraftarları görüyoruz. Hem İstanbul'dan gelenler, hem Türkiye'nin farklı yerlerinden buraya gelenler, hem de Avrupa'da yaşamını sürdüren gurbetçilerin çok yoğun bir ilgisi var. Dünden beri konuştuğumuz İspanyol yetkililer de bu akşam Santiago Bernabeu'nun tribünlerinde yaklaşık 3000 kadar sarı kırmızılı taraftarın yer alacağını söylüyorlar. Onlar için hazırlanan programdan da bahsedelim hemen çok kısaca. Santiago Bernabeu'nun hemen arkasında Avenida de Brasil Caddesi'nde toplanacak Galatasaray taraftarları.
buranın saatiyle 17.30'da ve hemen ardından 19.45'te de Türkiye saatiyle 21.45'e tekamül eden saatte de stadyumun kapıları Türk taraftarlara açılacak. Galatasaray taraftarları toplu bir şekilde Santiago Bernabeu'ya girişlerini gerçekleştirecekler. Burada Santiago Bernabeu'da henüz Galatasaray'ın galibiyeti yok ama İstanbul'da büyük bir üstünlüğü vardı Real Madrid'e karşı ve 2000 yılından sonra da Real Madrid Avrupa Kupalarında en çok mağlup eden 3. takım konumunda Galatasaray. Uzun yıllardır aslında devam eden ve sıklıkla eşleşen iki takımın mücadelesi olacak. Çok önemli bir deve karşı dünya futbolunun belki de en büyük takımı dersek kimsenin çok fazla tartışmayacağı bir ekibe karşı mücadele ediyor olacak sarı kırmızılar. Ama burada kaybedecek bir şey yok Galatasaray'ın kazanması halinde. Kazanacağı çok şey var ve herkes bu bilinçte hazırlanmış durumda. Takım içerisindeki motivasyonun da bu yönde olduğunu söyleyelim. Buradaki taraftarlar, konuştuğumuz isimler de yine buna benzer mesajlar veriyor. Oldukça pozitif görüntüler var. Bunun sahaya da sirayet etmesini bekliyoruz hiç şüphesiz. Biz gün boyunca buradan yansıyanları hem buranın atmosferini hem takımlara dair bilgileri aktarmayı sürdürüyor olacağız diyelim. Sözü size bırakalım.